Fıtık ağrısı çeken bazı hastalar dermanı doktorda değil, akıl almaz yöntemlerde arıyorlar. Kulaktan kulağa yayılan söylentilere inanan hastalar bakın kendilerini kimlere teslim ediyor. Alır. Sıkı vur. Evet. İşkence görüntüsü gibi ama sözde fıtık tedavisi. Aşağı. Yavaşça. Tamam. Forkliftin ucunda baş aşağı sallanan bu işçinin fıtık ağrıları vardı. Arkadaşlar onu doktora götürmek yerine akıl almaz bir işe girişti. Onu ayaklarından bağlayıp kurbanlık koyun gibi ayaklarından iş makinesine astı. Baş metre kaldırın. Bunu yukarıya diken. Beni de kaldır onun ucundan. Belini aç şimdi belini. Şeyde gördüğümüz gibi vuracak belini oraya. Aç elini Arif. Sıkı vur. Evet. Ayağından adam atıyor. Öyle de avucunun içine şöyle vuruyordu lan. Ha? Baş aşağı sarkın işçi tehlikenin farkında değildi. Yere düşmesi boynunun kırılmasına neden olabilirdi. Ama bu ne onun ne de arkadaşlarının umrunda bile değildi. Arif koltuğun altından bağdaş. Koltuğun altında Arif. Arif. Onu koltuğun altından bağdaş kuracaksın sen. Bas. Aşağı doğru. Yavaşça. Tamam. Ben daha eğitim uzmanına gönderirim. Yok ya uzmanını yiyeyim ya. 150 lira parasını alıyor aynı işi yapıyor ya. Aynı işi yapıyor oğlum adamlar. Kalk da koş bakayım kalk. Tedavimiz işe yaradı mı görek bakayım. Aynı acıyı çeken bir başka hastaysa tıpkı o işçi gibi dermanı yanlış yerde aradı. Bu kıvırtmayı yapmazsan geçmez. Allah Allah. Bütün hepsi buna bağlı. Kıvırttır. Ben zaten geçmese geliyorum, çağırıyorum. Çıktı. Ya okuracağım. Bel ağrısı çeken hasta şifayı yanlış yerde aradığını anladı ama artık çok geçti. Hızlı. Hadi hızlı, daha hızlı. Hızlı. Aşkına. Ya bana bırakın ne olur ya. Ya kırılıyor ya. Hacı korkma şurada alçıcı var, demir de var. Kaynak yaptırırız. Ya senin için uğraşıyorum. Ya eskiden daha böyle kılıyordum namazımı. Sanal alemde yayınlanan bu görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.